Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen yoğun istek üzerine hem hafif hem de gerçekten çok lezzetli etimek tatlısı tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden bu nefis tatlıyı nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah deyip öncelikle tatlının muhallebesini hazırlamakla başlıyorum. Uygun bir tencerenin içerisine öncelikle 3 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde un ve 3 yemek kaşığı nişasta ekledim. Daha sonra 5 yemek kaşığı şeker ve 1 yumurta sarısını ekleyip şöyle güzel bir şekilde malzemeleri karıştırdıktan sonra 1 litre sütü azar azar ekleyip karıştırıyorum. Muhallebemiz pişerken topaklanmaması için dediğim gibi ocağa almadan önce 1 litre sütü azar azar ilave edip karıştırıyorum ve daha sonra ocağın üzerine alıyorum. Ocağın üzerine aldığım muhallebiyi orta ateşte sürekli karıştırarak yoğunlaşana kadar pişiriyorum. Yoğunlaşan muhallebin içerisine bir paket vanilyayı ekleyip şöyle biraz karıştırdıktan sonra ocaktan alıyorum. Pişen muhallebiyi daha çabuk soğuması için genişçe bir kase'nin içerisine alıyorum ve muhallebi beklerken üzerinin kabuklanmaması için üzerine bir poşet kapatıp soğuması için bir kenar alıyorum. Eğer isterseniz muhallebiyi bir gün önceden bu şekilde hazırlayıp dolapta bekletip daha sonra tatlınızı yapabilirsiniz. Bu şekilde işiniz daha kolaylaşır. Hazırladığım muhallebinin soğumasını beklerken ben de bu arada tatlının şerbetini hazırlıyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 2,5 su bardağı şeker ekledim. Ve orta ateşte şöyle şekerin biraz rengi dönene kadar bekletiyorum. Ben tatlının şerbeti için 2,5 su bardağı şeker kullandım. Sizler eğer şeker miktarını çok fazla sevmiyorsanız 2 su bardağı şeker de kullanabilirsiniz. Şekerin renginin bu şekilde olması benim için yeterlidir. Ben şekerinin çok yanmış halini sevmiyorum. Şöyle biraz hafiften karamelize olduktan sonra içerisine 3 su bardağı su ekliyorum. Suyu ekledikten sonra şeker şöyle biraz donacaktır. Ama kaynamaya başladıktan sonra içerisindeki şeker eriyecektir. Kesinlikle endişe etmeyin. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 8-10 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alıyorum. Tatlı için 2 paket tuzsuz etimeyi şöyle fırın tepsinin içerisine dizdim ve hazırladığım şerbeti hiç soğutmadan sıcak sıcakken etimeklerin üzerine döküyorum. Şerbeti dökerken bu aşaması gerçekten çok önemli. Mutlaka etimeklerin her tarafının şerbetle ıslanması gerekiyor hazırladığım şerbetin tamamını döküp dinlenmesi için bir kenara alıyorum. Dediğim gibi ben 2,5 su bardağı şeker kullandım. Sizler isterseniz 2 su bardağı şeker de kullanabilirsiniz. Hazırladım muhallebi tamamen soğuduktan sonra üzerine açıyorum ve içerisine oda ısısında beklettiğim bir yemek kaşığı tereyağı ve yarım paket sıvı kremayı ekleyip şöyle mikseriyle yaklaşık 4-5 dakika çırpıyorum. Eğer isterseniz tereyağı yerine bir yemek kaşığı oda ısısında beklettiğiniz margarin de kullanabilirsiniz. Mikser ile yaklaşık 4-5 dakika çırptıktan sonra artık pastaca kremamız hazır. Bu hazırladığım pastacı kremasını gönül rahatlığıyla istediğiniz pasta çeşidinde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Etimekler de tamamen dinlenip şerbetini çektikten sonra büyük boy dikdörtgen borcamın içerisine bir sıra etimekten diziyorum. Ben bugün etimek tatlısını büyük boy borcamda ve iki katlı yaptığım için iki paket etimek kullandım. Eğer sizler isterseniz ölçüyü yarıya indirip ya da tek katlı da yapabilirsiniz. Bir sıra etimek dizdikten sonra hazırladığım kremanın 3/2'sini üzerine seriyorum. Ben tatlıyı akşamdan hazırladım ve ertesi günü gelen misafirlerime servis ettim. Eğer sizin zamanınız varsa bir gün önceden yapın. Bu tatlı inanın dinlendikçe daha lezzetli oluyor. Kremayı ekledikten sonra şöyle spatula ile biraz düzelttikten sonra ara katına Antep fıstığı serpiyorum. Tatlının ara katı için dediğim gibi ben biraz toz antep fıstığı kullandım. Sizler isterseniz muz, isterseniz çilek, isterseniz fındık, isterseniz ceviz, isterseniz de hiçbir şey eklemeden de tatlınızı yapabilirsiniz. Evet kremanın üzerine diğer tepsideki etmekleri de aynı şekilde diziyorum. Siz izlerken ben de size burada küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, Tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Kalan kremayı tatlının üzerine sürdükten sonra dolapta 1 saat dinlendiriyorum. Ve ben de bu arada tatlının üzerine süreceğim krem şantiyi hazırlıyorum. Uygun bir kasenin içerisine bir poşet krem şanti ve kalan sıvı krema ekliyorum. Ve daha sonra içerisine yarım su bardağı soğuk süt ekliyorum. Ve mikser ile şöyle köpük kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Krem şanti kullanmak istemeyenler eğer isterseniz çikolata sos yapıp bu tatlının üzerine de dökebilirsiniz. Gerçekten çikolata sos da bu tatlıya çok yakışıyor. Yaklaşık dolapta 1 saat dinlendirdiğim tatlının üzerine hazırladığım krem şantiyi sürüyorum. Krem ile sürüp şöyle güzel bir şekilde düzelttikten sonra üzerine biraz toz antep fıstığı daha serpiyorum. Eğer isterseniz antep fıstığı yerine hindistan cevizi de serpebilirsiniz. Ve artık tatlımız hazır. Dediğim gibi ben bir gün önceden hazırladığım için dolapta dinlendiriyorum. Bir gün dolapta dinlenen tatlıyı çıkardım ve sizlere dilimleyip iç dokusunda yakından göstermek istiyorum. Tatlıyı dilimlere bölerken bıçağı her seferinde peçete ile siliyorum. Eğer ki şimdiye kadar etimek tatlısı yapmadıysanız mutlaka ama mutlaka bu tarifimle denemenizi tavsiye ederim. Yerken hem şerbetli tatlı hem de pasta tadını ikisini birlikte alacağınız muhteşem bir lezzet oluyor. Bu nefis tatlıyı isterseniz ev halkına, isterseniz gelen misafirlerinize, isterseniz de gün masalarınızı yapın. Hem lezzetli hem de çok bereketli bir tarif oluyor. Videomu sonlandırmadan önce beni hangi şehirden izlediğinizi, takip ettiğinizi yorumlarda yazarsanız inanın beni çok mutlu edersiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.